Koca Yusuf kendi kendine söylendi. Deniz aygırı dedikleri bu olmasın. Babamın denize giden atı bile böyle güzel değil. Babamın atı bu olmasın. Keşke bütün atlar bu deniz aygırı gibi yaratılsaydı. Şu dünyada hiçbir şey istemezdim. Böyle bir çift atım olsun. Bir çift gözüm var, onu da alsınlar. Denizden toprağa ayak basan at gene şöyle bir silkindikten sonra dikildi. Yanına yönüne bakındıktan sonra başını kuyruğunu dikti. Ötedeki durmuş onu seyreden boz kısırağa doğru koştu. Bunu gören koca Yusuf delicesine sevindi. Mucize gerçekleşti. Artık deniz aygırından bir kulunu olacaktı. Ne mutluluktu. İşte devlet kuşu insanın başına konarsa böyle konardı. Deniz aygırının kendine doğru geldiğini gören boz kısırak kaçmaya başladı. Deniz aygırı bırakır mı? O da arkasına düştü. Kısırak bir kaçıyor, iki naz ediyordu. Koştu, nazlandı, bekledi. Kır aygıra umut verdi. Aygır yakaladım derken o yeniden kaçtı. Fakat en sonuncusu artık kaçacak hali, kaçacak sabrı kalmadı. Geniş sağrını gerip aygırı bekledi. Koca Yusuf gözlerine inanamadı. Sevincinden çıldırıyor, ne yapacağını bilemiyor, orada dört dönüp duruyordu. Bu mucizeyi karısına, oğluna, beye hiç kimseye açmayacak, deniz aygırının kulunu kendisinin olacaktı. Kim ne bilecekti bu kulunun ne olduğunu? Kim ne bilecekti bu atın deniz aygırının kulunu olduğunu? Vakti saati gelince kır kısırak ona bir kulun verecekti ki deniz aygırının tıpkısı. Dünyalar eden bir tay. Koca Yusuf aygırın kısırağı açtığı saati dakikası dakikasına yazdı. Doğuruncaya kadar boz kısırağı gözünden bile esirgemeliydi. Şimdi boz kısırak dünya padişahlarının hazinesini taşıyordu. Ertesi gün gene deniz kudurdu. Dünya delirdi. Gene öylesine bir sessizlik oldu. Deniz duruldu. Sonra da gene kır aygır denizden süzülüp çıktı. Bu sefer de doğru kısırağın ardına düştü. Doğru kısırak bir kaçtı, iki durdu. En sonuncu durup aygırı bekledi. Aygır ona da açtı. Koca Yusuf artık bu kadar sevince dayanamazdı. Neredeyse sevincinden yüreği çatlayıp ortasından çatlayacaktı. Şimdi iki etmişti. Dünya malı bir yana, deniz aygırının bir tek kulunu bir yana. Koca Yusuf bunu da dakikası dakikasına deftere yazdı. Doğru kısırağa da tabii göz gibi bakacaktı. Koca Yusuf sevincinden ölecekti. Bu inanılmaz sırrı hiç olmazsa bir kişiye söylemeliydi. Söylemeliydi ama kimseye güvenemiyordu ki. Söylerse belki de deniz aygırının büyüsü bozulurdu. Koca Yusuf dişlerini kenetledi, ağzını bağladı. Büyük sırrını kimseye söylemedi. Ölürse ölsün, bir can değil mi? Deniz aygırının yoluna feda olsun. Üçüncü gün gene aynı saatte aynı haller oldu. Deniz aygırı bir ışıltı içinde yanarak denizden süzülüp geliyordu. Bu sefer de Yağız kısrağın ardına düştü. Koca Yusuf bunu da deftere yazdı. Şimdi üç kısrağa canından da daha fazla değer vererek bakacaktı. Koca Yusuf içinde büyük sırrının ağırlığını, mutluluğunu, güzelliğini taşıyarak geldi. Günlerce denizin kıyısını bekledi. İnsanoğlunun gözü doymaz. O istiyordu ki deniz aygırı her gün denizden çıksın, her gün bir kısrakla. Ne kadar kısrağı varsa her birinden bir deniz kulunu olsun. Heyhat ki bir daha ne deniz kudurdu ne de dünya delirdi. Ne de bir daha durulmuş denizden kır aygır süzüldü çıktı. Koca Yusuf kendi kendine söyleniyor. Şunu bir daha görsem. Malım, mülküm, atlarım, varım, yoğum, neyim varsa şu kır aygırı bir daha görmek için veririm. Hiçbir şey için değil. Sırf bir an, bir daha görmek için. Ama kır aygır görünmüyordu. Bekledi, bekledi. Kır aygır bir daha gözükmedi. Koca Yusuf'un da umudu kesildi. Varsın gözükmesin. Üç tane kulun bırakmıştı ki, üç kulunun anaları da Bolu Bey yılkılarının en soylu kısraklarıydı. Deniz aygırı binlerce kısrağın içinden bu üç en soylu kısrağı nasıl seçmişti? Şaşılır. Koca Yusuf artık uyumuyordu bile. Deli gibi gece gündüz atların içinde üç kısrağın yanındaydı. Yusuf şimdi öyle bir seyisti ki bir taya şöyle bir uzaktan baksa onun 10 yıl sonra nasıl bir at olacağını bilirdi. Yeni doğmuş tayların yüzlercesini bir ağla koyuyor. Şu tay doğru kısrağın, şu tay sekil kısrağın,
şu tayda akıtmalı kısrağın deyip bütün kısrakların taylarını bir bakışta seçip çıkarıyordu. Geceleri tavla tavla geziyor, kırata şöyle, dorutaya böyle, gök atın dizini, kulu atın gözünü diye emirler veriyordu. Vakti saati gelince koca Yusuf boz kısrağın başını beklemeye başladı. Doğum biraz daha gecikse o ya delirecek ya da savuşluktan çatlayıp çatlayacaktı. O boz kısrağın başında bekleye dursun, kısraktır bir kıvranıp kulunu koca Yusuf'un önlüğüne bıraktı. Yusuf tayın ayaklarını toprağa değdirmeden sarıp sarmalayıp getirdi. Tayın ayakları 3 gün toprağa değmemeliydi. Koca Yusuf 3 gün uyumadı. Tayı kucağında tutup tayın ayağını yere değdirmedi. Ertesi gün Doru Kısrak doğurdu. Doru Kısrak huysuzluk edip debelendi. Onun tayı onu bekleyen seyisin önlüğüne düşmedi. Bir kumsal yere düştü. Ayakları kuma değdi. Yaz Kısrak da Doru Kısrak gibi yapıp debelendi, huysuzlandı. O da kulunu bir taşlığa bıraktı. Tayın ayakları taşa değdi. Bu taylar önlüğe düşmemiş, bu yüzden özürlü doğmuşlardı ama olsun. Koca Yusuf onların özürlerinin ne olduğunu biliyordu. Bu kadarcık kusur kadı kızında da bulunur. Seyis Yusuf bu tayları da alıp evine getirdi. Öylesine sarıldı ki taylara, öylesine bakıyordu ki onlara, bir gözünden bir gözüne güvenmez. Taylar böyle bin bir naz içinde büyümede olsunlar, biz haberi Osmanlı'dan verelim. Demiştik ki Bolu Bey'in ta ezelden beri arası Osmanlı ile açıktı. Bolu Bey arasının Osmanlı ile düzelmesi için can atıyordu. Böyle bir fırsatı çıkarana keseler dolusu altın verirdi. İşte bu yıllar Bolu Bey'in atlarının ünü daha da büyümüş, Osmanlı saraylarında bile konuşulmaya başlamıştı. Şehzadeler, sultanlar Bolu Bey'in atlarından söz ederlerken içlerini çekiyorlardı. Bolu Bey'in atlarının sözü padişahın kulağına da gitti. Padişah Bolu Bey ile aralarının açık olmasını şöyle bir hatırladı ama aldırmadı. Seyis başını çağırdı. Gidesin Bolu Bey'ine, benden selam söyleyesin. Atları sarayda konuşulur, bana 3 at yollasın, dedi. Padişah Seyis başı birkaç gün sonra Bolu Bey'ine geldi. Bu atlar ne biçim atlardı da bu kadar ün yapmışlardı. Padişah merak ediyordu. Seyis başı da padişaha kadar merak ediyor. Seyis başı Bolu Bey'in huzuruna gelip, padişahım 3 at ister ki senden şöyle havada uçan kuşu tutsun. Padişahımın selamı var. Bolu Bey'in etekleri tutuştu. Ne yapacağını şaşırdı. Demek ona bu iyilik de atlar yüzünden gelecekti. Padişahla barışması artık kıyamete kadar soyunun beylikte kalması demekti. Bu fırsatı yaratacak ilk adama kese kese altın verecekti. Hemen birkaç kese altın getirip Seyis Başı'nın kucağına koydu. Seyis Başı ne olduğunu ne bittiğinin farkında değildi. Bunlar kendilerinden at isteyene altın mı verirlerdi? Her neyse, altınları sevinçle aldı. Bey az sonra dışarı çıktı ve Koca Yusuf'u çağırdı. Koca Yusuf, Koca Yusuf, amanı bilin mi? Duydun mu olanları? Duydun mu olan güzel işleri? Osmanlı padişahı bizden 3 at istiyor ki gökte uçan kuşu tutsun. Kurtulduk, barıştık Osmanlı'yla. Üstümüze hiç batmayacak bir gün doğdu. Sana güveniyorum. En güzel atları seç ki Osmanlı hayran kalsın. Atları görünce lalü ebgem kalsın. Osmanlı içinde adımızı küçük düşürme. Göreyim seni. Bana 3 gün izin ver beyim. 3 gün izin ver ki Osmanlı padişahının ve senin şanına layık 3 at seçeyim. Sana güveniyorum Koca Yusuf. Koca Yusuf ovalara gitti. Yılkı yılkı atların içinde aradı, tavlalara gitti, tavla tavla atların içinde aradı. Birbirinden seçilmez binlerce at vardı. Her birisi ceylan gibi uçan şahini gökte kapan atlar. Koşarken kanat açıp uçan atlar. Bey bu atlar yüzünden yıllar yılı düşman olduğu padişahla barışacaktı. Öyle güzel atlar seçmeliydi ki padişaha. Padişah bu güzel atları gönderen beyi için hiçbir kötülük düşünmemeliydi. Kötülük düşünmek ne demek? Beyi andıkça padişah ona sevgi, ona minnettarlık, ona hayranlık duymalıydı. İşte böyle 3 at. 3 at. Seyis başı Koca Yusuf'u bir düşüncedir aldı. Aklına bir şeyler geliyordu ama onu bir türlü düşünmek istemiyor. Hemen kalkıp atların içine gidiyor, bir türlü de at beğenemiyordu. Bir türlü 3 atı binlerce atın içinden seçemeyen Koca Yusuf cehennem azabı içindeydi. Öyle 3 at seçmeliydi ki padişaha.
Aklı bir türlü varıp da düşünemiyor, dili bir türlü varıp da söyleyemiyordu. Uykusuz, dirliksiz 3 günde böyle geçti. Koca Yusuf onca atın içinden 3 at seçememişti. Ele güne karşı rezil olacaktı. 3. gün artık bütün mümkünü çareleri kesilmişti. Hemen evine koştu, 3 tayı tavlasından çekti, peşini takıp beyin konağına gitti. Evet, bir koca padişaha bunlardan daha layık 3 at olamazdı. Canını alsalar da, bu 3 tayı almasalar da ama o beyni canı gibi severdi. Beynin hatırı için olmasa bu tayları ne pahasına olursa olsun hiç kimseye vermezdi. Ne padişaha ne krala. Gene de tayları çekip konağa götürürken içi kan ağlıyor, yüreği kopuyordu. Yalnız onu teselli eden küçük bir umut vardı. Belki deniz aygırı denizden gene çıkar da gene kısrakları aşardı. Karar vermişti. Artık yıllar yılı deniz kıyısında bekleyecekti. Tayları çekip götürürken bile bir pişmanlık duyuyor, tayları götürmekten vazgeçiyor, geri evine dönecekken kulağında beynin sesi çınlıyordu. Osmanlı için de adımızı küçük düşürme, göreyim seni. Adlarını Osmanlı için de küçük düşürmese düşürmese bu taylar düşürmezdi. Koca Yusuf arkasında 3 tayla gözlerini kapayıp beyin huzuruna geldi. İşte padişaha layık atlar olsa olsa bunlardır. İşte adımızı Osmanlı içinde bu taylar küçültmeyecektir. Bolu Bey taylara şöyle bir baktı, gözlerine inanamadı. Deniz aygırının kulunları 2 yaşına gelmişti ama hiçbirisi ayakta duracak halde değildi. Tayların hiç mi hiç görkemleri yoktu. Gözleri çabaklıydı. Burunlarından durmadan sular akıyor. Tüyleri keçe gibi derilerine yapışmış, kemikleri iskelet kalmış, dur da yanlarında kemiklerini birer birer say. Kulakları düşmüş, yelesiz, dizleri yara içinde, bacakları titriyor. Bunlar tay değil birer ölümcül tazı, birer uyuz sıçan. Bolu Bey hışımla Koca Yusuf'a sordu. Bunlar mı padişaha layık atlar? Bunlar mı bizi Osmanlı içinde küçük düşürmeyecek? Koca Yusuf beyin karşısına dikildi. Beyim, bunlar padişaha layık atlar. Tavlamda bunlardan iyi hiç mi at yok? Beyim, bunlardan güzel bir at yok. Sen benimle alay edersin. Bolu Bey öfkesinden çıldırmıştı. Yanındakiler de Koca Yusuf'u çekemeyenler de fırsatı ganimet bildiler. Herifin koltuğuna birer kaya yuvarladılar. Bu adam yaban elden gelmedir. Kan davası, beylik davası gidiyor. Seni Osmanlı içinde rezil malamat edecek. Bu taylar koca bir padişaha gider mi? Yere yatsalar her birinin kuyruğundan 3 kişi tutaki kaldırır. Bunlar at değil, 3 tane ölü tazı. Üfürsen yıkalacaklar. Bolu Bey bağırdı. Sesinden bütün Bolu çarşısı çınladı. Dükkancılar korkularından kepenklerini indirmeye başladılar. Malum beylerin sağa solu olmaz. Bir bakarsın verir abat ederler, bir bakarsın vurur berbat ederler. Kellesini vurun şu seyisin, kellesini vurun şunun. Madem ki bize düşmanlık eder, madem ki ekmek yediği sofraya bıçak sokan odur, kellesini vurun, koltuğunun altına koyun ki ağzının tadını bellesin. Huzurda Seyis Yusuf'u sevenler, onun değerini bilenler, onun kötü bir iş, bir ihanetlik yapmayacağını inananlar da vardı. Araya girdiler. Aman beyim, yaman beyim, kul kusursuz olmaz. Yusuf dur bir kusur işledi, canını bağışla dediler. Beydir onların ısrarlarına dayanamadı. Yusuf'un canını bağışladı. Fakat öfkesi o kadar büyüktü ki cellatlara emir verdi. Canını bağışladım, gözlerine mil çekin. Gözlerine mil çekin ki binlerce güzel at dururken 2-3 ölü tazıyı beyine bir daha seçip de getirmesin. Celatlar Yusuf'un gözlerine mil çektiler. Yusuf gözlerine mil çekilirken of bile demedi. Çünkü iyiliğinin, dostluğunun kurbanı olmuştu. Bu zalim beylerin anlayışı, insanlığı, dostluğu olsa olsa bu kadar olurdu. Yürü bire Bolu Bey, senden bir gün bu gözlerin, bu dostluğun öcünü alırsam alırım. Almazsam da sen var kıyamete kadar övün git.